Kendini mi tanıtır mısın bize? Tanıtayım, kendimi daha bir tanıtayım. Ben 30 sene var buraya. Kim, ismi, adın nedir? Soyadın? Adım Fatma Korkmaz. Hangi köydensin? Kuzupınar'dan. Kuzupınar hangi mahallesi? Aşağı Çünçe, Komünöz mahallesi. Kimin, babanın adı nedir? Recep. Ne Recep derlerdi? Ne? Gedaboz derdi. Recep Yücel. Ummayan Yücel. Bizim torun oluyorsun. Kaç senedir buradadın? Burada bir günün nasıl geçiyor? Sabah kalktın, akşama kadar, yatıncaya kadarki gününü bir anlatır mısın? Bu hayvanlarla olan ilişkini. Sabah nasıl çakarsın? Çakarsın, evini toparlarsın. İneklerini, doğarsın. Açıya çakarsın. Avruya da. Gelmedi. Gelme, Hacem Ersin'in geliyor. Onu da çıkıyor. Tamam. Sabah kalktın diyelim. Evet. Evi toparlarım. İneklerimi sağlarım. Evet. Makineye sütü çekerim. Evet. Ondan sonra peynir öderim. Yağ öderim. Yağını, peynirini, mincini, yoğurdunu, her şeyini doğal bir şekilde, organik bir şekilde yiyorsun. Öyle yiyorum, öyle yaşıyorum. Burası bir mezre diyelim. Bizim de geçmişlerimiz yüzyıllardır buralarda mezreliklerini edinmişler. Köyle buradaki yaşam arasındaki farkı bir anlatır mısın? Bu da elin köyden yaşamak adamın şimdi şöyle bir şey var. Buraya daha rahat olur. İneklerle yayla şekli getiriyor ya. Evet. İneklerin rahat eder, sen de rahat edersin. Köyde mi mutlusun, burada mı mutlusun? Burada daha iyi. Yani burada kimse yok diyorsun. Sessiz, sakin. Kafam rahat, hayvanlarımla baş başa. Aslında buraya gelsem gayet iyi bitirmek yok adım ama işte. O zaman köyde daha mutlusun değil mi? Ama birçok insan senin yanında olmak ister, biliyor musun? İsterdim ya. Özellikle hayat. Ha, onlara ne demek istersin yani? Şehirde olan insanlar, yaşayan insanlar, burada yaşayan insan arasındaki benzerlik veya fark. İstersin, o başka bir şey. İstersen de mesela bir şehirde yaşayan insanlara söylemek istediğim şey var. Burayla ilgili. Burayla ilgili. Ne diyebilirim ki adamım? Yani onun o zaman şartlar öyleydi, orada kalmış. Benim şartım böyleydi, burada kalmış. Ne diyebileyim ki? Bak ben buraya gelmekte son derece mutlu oluyorum. Mesela ben İstanbul'da yaşayan bir insan olarak buraya geldiğim zaman ben diyorum ki ben köye gittim, mutlu bir şekilde dön. Yani buranın özelliği, güzelliği bizim için çok farklı. Sen burada bir yaz boyu yaşayan bir insan olarak benimle kendini mukayese eder misin? Ederim. Et bakalım. Mesela kaç tane sığırım var diyeceğim mesela. 9 tane var. Gel. Burada gördüğüm kadar 2, 4, 6, 7 tane, 3 tane buzak var, 4 tane, 3 tane sağ olalım var herhalde. Bir tane de öküz var. Kaç tane şey, büyükbaş hayvanın var? Ahırda da var mı? Buzak var. Ha, bir hafta, yeni daha bir hafta. Onlar şimdi ne tatlıdır ya. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Bu bir televizyonda yayınlanacak olan bir şey, program olacak, belgesel olarak. Söyleyeceğim bir şey var mı? Mesela bir selam, kelam olur. Selam, herkese. Yani bütün akrabalarıma, sulalalarıma, hepsine selam. Tamam, teşekkür ederim. Devlet dedi, karayı böyle tabiri, biz yaparız. Bizim için yok. Ey gibi gençliğimizin, çocukluğumuzun daha doğrusu geçtiği
dedelerimizden kalma arazilerdeyiz. Herkesin olduğu gibi bizim yöremizde de, köyümüzde mezrelerimizin, geçim kaynağımızın olduğu yerler eski tarihlerde. Buralara gelirdik, bu dereden bu taraf, bu dereden bu taraf yukarıya kadar Uzlupınar, Yalçınlar Mahallesi Feyzoğulları'na aittir. Hala öyledir. Biz çocukluğumuzda, affedersiniz, ineklerimizle, koyunlarımızla gelirdik. İlk önce burada konaklardık. Burada sonra yukarıda, daha yukarıda, 3-4 kilometre yukarıda dedemin babasının yapmış olduğu çok güzel bir arazi vardı. Oraya giderdik. Orada yaz başı 2 ay, yaz sonu, yayladan dönüldükten sonra yaz başı 2 ay buraya gelirdik çaydan önce. Çay esnasında, çaylar bittikten sonra Haziran'ın sonlarına doğru yayla mevsimi açılıncaya kadar burada olurduk. Ondan sonra işte gelirdik burada sıcak havalarda, akraba amca çocuklarla beraber burada balık tutardık. Acayip bereketli balıkları vardı buranın. Bu misinayı nasıl hazırlarsınız, nasıl yapıyorsunuz olta şeyleri? Fındık ağacından biz yapardık daha doğrusu. Fındık çubuğundan yapardık. Burada taşların altına tabii ki böcekleri vardı bunların. Evet. Oltaya takardık. Ondan sonra çok balık aldı. Her seferinde 50'den aşağı kalmazdı. Evet. O kadar bereketliydi bu dereler ama şu anda kurudu herhalde. Herhalde kurudu. Aha geldi! Dur bir dakika, gel! Ben gideyim istersen. Tamam. Herkese saygılar, selamlar. Geçim tabanın Menderes Türk'ün. Niye? Ben 15 yaşında gelmişim habunda. Tamam. 70 yaşındayım. Hazırlığım var gideceğim. Bu alayım. Başka bir şey başıma gelmedi. Girmişim habunda eşek gibi çalışmışım. Şimdi tamam. Yaş doldu gideceğim. Evet. Bundan bu yana yaşım itibariyle habu diye biraz akıl verin. Bakın kafasına cireyim mi cilmeyeyim. Ya bırak iyi değil. Ses. Yayla var mı sizin yayla? Var. Neresi? Harçın. Evet. Yaptın mı yaylacılık? Yaylacılık yapmadım. Cezmaha gittim başka bölgeye. Hiç yapmamışsın. Kaynanam ne derdi kalmış diyemedim. Hiç yaylaya durmadım. Bir hafta durup gelirdim aşağı. Hemen bir türkü patlat peki. Ne türkü diyeceğim? Güzel daha demeyeceğim senin demeğimi. Eski bir türkü daha diyebilirsin söz. Sevgiyle nereye gidiyle buraya? Yana geldim tapadalar. Fırlamaya bak. Sevdim çiçekler ağzını. Oyca nasıl yap? Geldi sarı ney? Maşallah takım çekti. Dedem ilk Fatıma Hanım var ya, Hüseyin'in babaannesi.
Hep onun kız kardeşi var. Onun kız kardeşiyle evleniyor. Anladın mı lan? Onun kız... Uşağı yok. Onun kız kardeşiyle evleniyor. Tamam. Ondan sonra benim kumananım, babaannemin kız kardeşini alıyor. Bu sefer Fatıma Hanım'ın, Hüseyin'in babaannesinin kız kardeşi ölüyor. Evet. Tutuyor Fatıma Hanım, baldızını alıyor. Niye Süleyman dedem rahmetli işte iyi eniştedir, mal yabancı eniştedir. Yani. Hayırlı olsun. Tutup onun kız kardeşini alıyor. Sonra ondan Duman sonra yani. Duman Hanım'ın kız kardeşi ölüyor. Onca Duman Hanım'ın kız kardeşini mi alıyor ablası? İlk onca Fatıma Hanım'ın, tamam, Hüseyin'in yani. Babaannesinin kız kardeşini alıyor. Ondan sonra Duman Hanım'ın kız kardeşini alıyor benim babaannemin. Fatıma Hanım'ın kız kardeşi ölüyor. Ondan sonra şey alıyor, benim Duman Hanım alıyor. Duman Hanım 13 yaşında, 13 yaşında geliyor. Tamam, enişte... Abi da çekiyorum bayramı çekiyorum. Yok sen de sen de ben emersin ya. Ben tarayın. Mahallenin duman arasıydı. Öyle duman arasıydı. İyi iyi derim bak yalan biri, yok. Ben biri, abi. Biri, hani yönüneyim diye demiyorum ha. Sen bana tanıdın mı? Tanımadın ki. Ebi Bey konası da var. Sen tanıdın mı duman arasıydı? Ne dersen ya. Tanıdın. Bizim bayramı da ne kadar bakmış. Anın getir berabili bu diye. Osman bayram. Beni hatırlamıyorum da bayramı çok bakmış. Bayram, Osman, da... Babaanne biraz eskilerden anlatsana. Eskilerden anlatayım. Eskilerden 16 yaşına geldim buraya. Çok kaynanım da çok zalim idi. Rahmetlim çok iyiydi. Kuş sütünü taşıydı bana. Ondan sonra çok acılar çektim. Uşağım öldü 2 yaşına. Bebeği kaldı. 7 aylık bebeğim kaldı düze. Çok ağladım, rahmetlim öldü. Çok ağladım bunları. Çok işler çektim buraya ben de. Ne bileyim işte böyle bir şeyler şey diyorum, ağla ağla. Gözlerim benim akpanama gitti 2 defa. Gözlerim görmeydi orayı. Eskiden giderdik yaylalara rahmetliyim ile bile. Çoban giderdi ben eve dururdum. Çobanlığı hiç sevmezdi. Dedi ki bunu hizmet eden ödeyeceksin. Şimdi bilmem ben edeyim dedi. Ben değnek alıma silahlı kuvvetçi bir duramam dedi. Ben de işlem ederdim. Geride giderdim çiçeğe darlı olmasın. Buraya işte çok şey çektik da. Ama rahmetliyim var ya, ahiret kesilecek şeyler olmazsa çok. Rahmetliyim var ya, ahiret kesilecek şeyler olmazsa sahilinde giderdi, çift neşe kavurma getirirdi. Yüzün bir komiyon un şey getirirdi, keşlik yedir, bir kamyon getirirdi da yatırdı kapıya. Naliye vardı, taşıdık naliye. Şey ettim. Bunları çok ağladım, çok ağladım. Daha da ağlayırım, uşağımı daha da ağlayırım. Bir saat ayrıldık, gezeceğiz yıldız. Ayrıldık, gezeceğiz yıldız. Ay, 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 ay
Zerane kaç karda kar yağar, karlanırsın kar yağar, karlanırsın sevdalım. Haydi bile gidelim yalavuz, darlanırsın yalavuz, darlanırsın sevdalım. Haydi bile gidelim yalavuz, darlanırsın yalavuz, darlanırsın sevdalim. Komiser Ersemen'e gidiyorduk. Hep bile rahmetli Eltim Aşabula. Av görüldük, görüldüler. Dediler ki bunu gidelim eve diyelim ki gelsin vursunlar. Daha rahmetli Aşabula da kız ağrıcı. O önemli mokuyemiz dibine mi saç serilmiş. Yağmayın, otlasın, otlasın git. Bak ne güzel, rahmet işte, merhamet duymuş. Ayşe halam, Allah rahmet eylesin. Siz av vurmayın. Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Selam bana hayatım. Bütün siz selam. Anlamam ben. Böyle dertli bir kaydı o. Bak aklına geldi. Bak, tamam beni kaldır. Ağlısın götürsün beni avuya. Bas ya bir aşağı. Yele yele bana bana gezer. Aşağı gideyiz bak bas ya. Yele de Ayşeler, Fadimeler, Hatice, Emineler hepsi orada. Cebriye hala, Muhittin Emice o da orada olsun. Muhittin. Ya bir sarılayım. Ya bir sarılayım. Ya bir sarılayım. İnsanın zekasını eli olsun, matematik yönü olsun. Güzel. Ebiler ezberlersin. Ebiler bir okumadın, ezberleyemedin. Bir daha, bir daha, bir daha. Ama problemi sor değil mi şimdi? O anada senin kafa çalışmaz, o problemi çözemez. Şimdi, geçen de bizim Bülent'e söyleyeyim ki, bir saf suyun içinde kaç tane element var? Deyir ki,
Ne biçim şey? Ulan biz görmemişik diye. Ulan nasıl görmemişsin ya? Şey, şimdi dedim oksijen ile hidrojenin formülünü yaz bakalım nasıl yazacağız? Ya bu ne nasıl? Ahmet Ali bu ne nasıl? Şey, eğitim alıyorlar. Üniversite suadı ile kazanmadı. Siz bunu bilmeyiz en basit soru. Şimdi bir soru sormuşlar o günün aile nedir? Ulan dedim aile nedir? Aile ev, ana, baba, kız, kadar, çoluk, çocuk hepsine birin aile denir. Dedim dedi. Koma yapaklarının üzerine yaz yazardım. Koma yapağının altı beyazdır, beyazladır. Üstü şurada var. Şurada var koma yapağı. Adam bir koma yapağı. Uzun kağıt mı yoktu? Yazmak için kağıt yok. Kağıdı yok. Vardı da para yoktu. Almak için para yok. Para tabii. Hep böyle yatakların üzerine yazdılar. Efendim işte böyle işten arkasında yük, evine gelinceye kadar 5 yere oturarak hem yorgunluk giderdi hem de horon oynadı, türkü söyledi, milli kültürümüzü yaşattı. Bu günlere getirdi.